öyle buyurmuştu. Münafıklar hep bir haldedir buyurdu. Müminler ise günde bin türlü hal yaşar. Bunun bir sebebi var. Münafığın derdi dünyadır. Hedefi de dünyadır. Buna beraber hedefi, gayesi, amacı aslında yemektir, içmektir, dünyayı kazanmaktır, bir mevki, makamdır. Hali hep aynıdır, değişmiyor. Ama mümin her gün yüzlerce hale giriyor. O Rabbine gidiyor, o yolcudur. Yolda olduğu için öyledir. Öteki dünyaya çakılmış, çamura saplanmış. Onun için hali değişmiyor, hep aynı haldedir. Ama mümin hep hali, halden hale giriyor. Bir adım atınca başka bir hal, bir adım daha atınca başka bir hal yaşıyor. Bazen karanlık oluyor, bazen aydınlık, bazen yaz, bazen kış. Bazen gönlü aydınlanıyor, genişliyor, bazen sıkılıyor, daralıyor. Bazen aşk halinde, muhabbet halindedir, bazen haşyet halinde, edep halindedir. Bazen endişe ediyor, bazen gönül hali, mutmain haldedir. Öyle halden hale giriyor. Bu onun sırat-ı müstakimde Rabbine yol yürüdüğünü gösterir. Eğer hali hep aynı ise, değişmiyorsa sorun var. Bakması lazım, nereye çakılmış. Onun için manevi olarak yürürken de böyle halden hale giriyoruz. Bir seviniyor, bir üzülüyoruz, bir korkuyor, endişe ediyoruz. Bir Rabbimize güveniyor, tevekkül ediyor, emin oluyoruz, mutmain oluyoruz. Bir razı oluyoruz, bir bakıyoruz, başka bir haldeyiz, yolu yürüyoruz. Yolu yürüyenler Rablerine varanlardır. Onun için neden bu böyledir demiyoruz. Böyle olması gerekir. Halimizin sürekli değişmesi gerekir. Her şey bizim için bir ayet, insan için ayettir. Nasıl ki gece oluyor, gündüz oluyor, güneş doğuyorsa, nasıl ki yaz oluyor, kış oluyor, bazen sıcak, bazen soğuk oluyor, bazen sonbahar geliyor, bazen bakıyorsun bahar gelmiş, yeniden dirilmiş. Aynı şekilde insan da aynen öyledir. Her şeyi yaşar, yaşaması gerekir. Eğer biri bir yolu yürüyorsa, yol dümdüz değildir. Bazen tepe gelir önüne, bazen dağ gelir, bazen yokuş, bazen iniştir. Bazen dümdüz yoldur, bazen bir çölden geçer, bazen bir bağ, bahçenin içinden geçer. Onun için yolu yürürken artık bunu anlamamız gerekir. Kardeşlerimiz bunu böyle anlamalıdır. Niye halim değişti dememelidir. Evet, şimdi böyledir. Mesele bizim gözümüzü, gönlümüzü Rabbimizden ayırmadan onun huzurunda olduğumuzu bilerek her ne olursa olsun bu muameleyi Rabbim bana yapıyor. Muradı her neyse bana da düşen onu gerçekleştirmektir. Bunun için de anlamaya çalışıyoruz. Nasıl anlayacağız? Elbette ki eğer Allah'ın vahyini dinlediysek, okuduysak, anladıysak bizden ne istediğini anlarız. Bilemediğimizi o gönlümüze vahyeder. O bize öğretir ki zaten her an gönlümüze vahyediyor. Onun için gönlümüz dosdoğru yolda, sirat-ı müstakimde olduğumuzdan emin olmalı, mutmain olmalıdır. Kardeşimize, Delil'deki kardeşlerimize selam olsun. Efendim, Bursa'dan bir izleyenimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi.